Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte oyak çimento incelemesi yapacağız. Öncelikle grafiğimizi açıyoruz. Burada sırasıyla yıllık, aylık, günlük ve haftalık günlük grafiklerimizi açıp duruma bakıyoruz. Şöyle ki uzun vadeli inceleme yaparken logaritmik ölçekte olmasına dikkat ediyoruz grafiğimizin. Burada gördüğümüz gibi 50 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın altında. O da fiyat grafiğimizin altında. Haftalıkta da benzer bir durum söz konusu. Günlüğe baktığımızda günlükte de şöyle biraz yakınlaştırdığımızda görüyoruz ki fiyat hepsinin üzerinde. Bu da olumlu bizim açımızdan. Şimdi tekrar şu grafiğe bakarken aylıkta logaritmik, haftalıkta logaritmik, günlükte de tekrar logaritmik değil lineere dönüyoruz ölçek olarak. Buna baktığımızda haftalığa geri dönelim. Orada logaritmiği açalım. Tümünü silindi. Tekrar incelememize geçelim. Fakat incelemeye geçmeden önce önceden de bildiğimiz üzere mum grafiğe geçiş yapacağız. Biraz daha büyütelim. Şu şekilde. Burada bakarken arkadaşlar gördüğümüz gibi şurada bir flama oluşumuna benzer bir oluşum var. Şöyle bir çizelim bunu hemen. Şuradan aldık. Şu şekilde uzattık. Alttan çizgimiz. Onu da şuradan alabiliriz. Şuradan aldık. Şu şekilde uzattık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada bir flamaya benzer bir oluşum var. Burada şu şekilde flamanın üstüne bugün 60 gibi. Yani şu şimdilik fiyat hareketi şu yönde 8.28-8.29 arasında gidip geliyor. Burada bayrak direğinin boyunu belirleyelim. Onu da şurası alırsak diğeri de şu şekilde alırsak tekrar yani yaklaşık şu kadar bir mesafe daha yukarı doğru gidecek. Bunu da koyup şuraya koyup şeklimizi oluşturmaya çalışalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bayrağın boyunu şu direkt boyunu bu olarak aldığımızda yaklaşık ne kadar oluyor? 4.89, 10.24 yaklaşık 5-5.5 liralık bir yükseliş olması beklenir. 8.29'dan 5.5 üzerine eklediğimizde 13-14 liralık bir fiyat hedefi konabilir. Ama şuna dikkat etmemiz lazım. Bu haftalık grafik. Yani bunun oluşumu hani şuradan da yağsak yaklaşık bir yıllık oluşum bu. Uzun sürebilir. Fakat bu flama oluşumu tamamlanmış gibi gözüküyor. Yani hani şu iyice üzerinde kapatması beklenebilir. Bugün üzerinde kapatması beklenebilir. Çünkü dün tam kapatmamış. İğne demiş geri dönmüş. Üzerinde kapatırsa böyle bir hedef konabilir. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Portföyünüze uymayabilir. Tekrar ediyorum, yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilendirmek amacıyla anlatılmıştır. Bunun dışında kendiniz kendi stratejinizi belirleyip ona göre bir portföy oluşturabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler.